Arkadaşlar merhaba. 15 Nisan Cumartesi akşam Amerika Kinlan'dayız. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Dün akşamki Kinlan tahminlerimde oldukça kötüydüm. Gerçi çok da yüksek ikramiye verdi. Biri 10 bin lira, diğeri altılı. 180 bin lira ikramiye verdi. Tabii umardım ki öyle bir altılı tutturmayı tabii ki çok isterdim. Ama bugün için baktığımızda bugün yabancı yarışlara mesela sabah Şatin tahminlerim vardı. Takip eden arkadaşlar biliyordur. Şatin'de de 105 bin lira gibi bir iyi bir ikramiye verdi altılı Ganyan. Tahminlerimde ben 5'te kaldım. Yani 7'de 6'da 6 yaptım. Ki tabii parayı da ilk ayak verdi 22 lira Ganyan. Benim 3 at önermiştim. 10, 7, 3, 2. 3. 4. oldular. Diğer ayakların hepsini verdim. Keza yine Turf'ün tayına baktığımızda orada da 5'te kaldı altılım. İkinci geldi yine. Nerede yattım? 5 numarada. 5. koşu. Ben 3, 6 dedim. 5, 3 bitti yarış. Orada yatmış oldum ki burada da kaç lira verdi Turfentine'da da 2700 lira ikramiye verdi ve hazırladığım şablonlar da biliyorsunuz yani öyle 300-500 liralık değil. Genelde 100-120 lira, 150 lira civarında tutmaya çalışıyorum ben şablonlarımı. Tabi bazen üstüne çıkıyor, bazen 100 liranın altında iniyor. Hem bugün şu ana kadar iyi bir tahminde bulundum. Tabii sonuç var mı şablonumda? Sonuçta altılı ganyan yok ama illa da benim verdiğim gibi oynamıyorsunuz. Tabii ki sizin tuttuğunuz atlar var. Umarım bugün için faydalı olmuşumdur. Tutturan arkadaşlar olmuştur. Kenland'a geldiğimizde zorlu bir program var. Güzel de atları seyredeceğiz tabii ki. 9 koşu aldı TJK. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 20.32'de. Burada 1200 metre kum pistte maiden koşu. 13 tay yarışa kayıtlı 13 safkan. Bugün çok çıkan atlar olacak. Yedekte çok fazla atlar var. Burada mesela 13 numara yukarıdan at çıkmaz ise koşmayacak. 3 at değerlendirmeme yazdım. Bunların ilki Louis Size dairesindeki 11 numaralı Sinners Sand olacak. Yani 400 bin dolarlık bir safkan. 5 yaşına geldi. 3 defa koşabildi ama hep beklentilerin altında kaldı. 3 aydır da koşmuyor. Son hazırlığı oldukça iyi. Son galobunda 1000 metreyi 59.80 yaptı. Bugün için beklentilere cevap verebilir. 11 numaralı Sinners Sand favorim. Yani risk alınıp tek de yazılabilir. Yani at yarışı oynuyoruz zaten. Risk almadan olmuyor. 11 numara önceliğim. Rakiplerinin 7 numaralı Unifield Decision ve 6 numaralı Please Be Kind olacağını düşünüyorum. Zorlu bir koşu. Hangisi gelirse şaşırmayacağım bir koşu benim birinci koşu için. 11, 7, 6 sizlere önereceğim atlar. İkinci koşu 1700 metre çim pistte şartlı koşu. Burada da yine 13-14 yedekte. Burada şablonuma 5 at yazdım. 6 numaralı Easy Time ile başlayacağım. Favorim 6. 11 numaralı Portfolio Company. 12 numaralı Eyes on Target. 3 numaralı James Aloysius ve 2 numaralı Vivar. Sırasıyla şans verdiğim atlar oldu. İkinci koşuda 6, 11, 12, 3, 2. Üçüncü koşu 7'li plasende ilk ayağı 1300 metre kum pistte şartlı koşu. Burada da 9 at yarışa kayıtlı. Ben dördünü eşit şanslı olarak görüyorum. 4 numaralı Mongolia Midnight. 7 numaralı Implementation. 8 numaralı Courthouse Cove ve 6 numaralı Kimon Man eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 3. koşuda 4, 7, 8, 6. 4. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı koşusu 1800 metre çim pistte. Burada da en az 4 tay yarıştan çıkacak ki bir ikisini yazdım değerlendirmeme hatta favorim. 15 numaralı Battle of Normandia Frank Dettori ile
Ki 12 numaraya da o deklaresi var. Muhakkak biri çıkacak. Burada 13, 14, 15, 16 yedekte. Koşarsa 15 favorim. Sonra 12 numaralı yine Dettori'nin deklaresi 12 numaralı Dark Side. İkinci tercihim Döner Cemtay. 8 numaralı Cleaver Tok. 6 numaralı Baby Billy. 10 numaralı First Strike. 4 numaralı Empress Apple ve 9 numaralı Really Good. Benim sizlere önereceğim Taylar 4. koşu 2. altılığın yanında ilk aya 15, 12, 8, 6, 10, 4 ve 9 önereceğim Taylar arkadaşlar. 5. koşu 3 yaşlı İngiliz Tayların Maiden koşusu. Dişi İngiliz Tayları 1200 metre kum pistte. 15 tay yarışa kayıtlı. Burada da en az 3 tay yarıştan çıkacak. Burada şablonuma tek bıraktığım bir tay var. O da Judgment Ekürüsü'nün tayı, Tapit temsilcisi. 9 numaralı Cycle Javier Castellano ile yurt dışına baktığımda oldukça ön planda tutuluyor. Hazırlıkları da gayet iyi. 800'ü 48-49'larda yaptı. Yani Tapit zaten çok yüksek bedelli bir aygır. 175 bin dolarlık aşım bedeli var. Judgment Ekürüsü var. William Mott. Ben de yarışı kazanacağını düşünüyorum. 9 numara için tek diyorum. Rakipleri de favori ve plase atlar. Yani 10 numara evet favori olmayı hak ediyor. İlk yarışında beklentilerin altında kaldı ama ikinci yarışı oldukça iyi ve burada yüksek bedeli taylardan biri 350 bin dolarlık bir tay. Keza 2 numara Into Mischief temsilcisi 2 numaralı Nicky MP. Onun da ilk yarışı gayet tatminkardı. O zor tiz var üstünde. Rakip yazmak isteyenler için söylüyorum. Ben 9'u tek bıraktım arkadaşlar. 6. koşu 1. altılığın yanında son ayağı 1700 metre kum pistte. Burada 4 atı değerlendirmeme aldım. İlki 4 numaralı Princip Doro. Sonra 800 numaralı Master Game. 300 bin dolarlık bir safkan 800 numara. Kinland'da bir sefer koştu, kazandı. Ki 4 numarada 650 bin dolarlık bir at 4 numara. Sonra 1 numaralı Barbar Root ve 5 numaralı Husband Materyal'ı da sürprize öneriyorum. Son iki yarış için pistteydi. Ölçü almıyorum. Burada Aver Castellano ile sürprizi yapabilir. 4-8-1-5 6. koşudaki sıralamam. 7. koşu dişlere ait listed koşu Gent Kazoway Stakes olarak koşulacak 1100 metre çim pistte. Burada fazla at yazdım şablonuma. Sıra numarasına göre 3 numaralı Happy Soul, 4 numaralı Auri, 5 numaralı MEC, 10 numaralı Twirling Gleaming, 11 numaralı Little Jewel ve 12 numaralı Star Divine sırasıyla eşit şans olarak gördüğüm atlar. 7. koşuda 3, 4, 5, 10, 11, 12. 8. koşu 1700 metre kum pistte grup 3 yarış. 11 tayı izleyeceğiz. Burada yani 5'ini değerlendirmeme aldım. Notlarıma yazdım ama ikisini bıraktım şablonuma. Bunların ilki 6 numaralı Disarm. Son yarışı grup 2 1 milyon dolarlık bir yarıştı. Grup 2'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Grup 1'miş. Grup 1 bir yarış. İkinci oldu. Rakibi de 5 numaralı First Mission olacağını düşünüyorum. İki yarışı da harika. 2 ve birincilik yaptı. 6 ve 5 burada sizlere önereceğim taylar. Notlarımı aldığım tabii 11 numara var. Çok yüksek bedelli taylardan biri yine. 8 ve 7 bahis için öneriyorum. 6, 5, 6'lı şablonuna yazdığım atlar. 9. ve son koşu Genevieve Stakes açık grup 1 yarış dişilere ait 1700 metre çim pistte. Burada çok yüksek bedelli taylar var, safkanlar var. 1 numaralı safkan 3 milyon 450 bin dolarlık bir at. 2 numara 610 bin dolar. 3 numara 1 milyon 525 bin dolar. 4 numara 2 milyon 205 bin dolar. 6 numara 235 bin dolar. Böyle çok yüksek bedelli atlar var burada.
Ben dördünü eşit şanslı olarak görüyorum. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 2 numara In Italian ki 4'lü Ecurie. 3 numaralı Queen Goddess. 5 numaralı With the Moonlight. Ve 9 numaralı White Frost diyeceğim. Yani 3, 4, 5 ve 9 oldu son koşudaki tahminim arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.